Selamun aleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalına tekrardan hoş geldiniz. Hepinize tekrardan selamun aleyküm diyorum. Eşim hala işte. Ben biraz erken geldim. Akşam nasıl ısınıyoruz? Neyle ısınıyoruz? Sobamızı çekelim, odunumuzu dolduralım. Güzel güzel yakalım. Bugün bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Köyde nasıl ısınıyoruz? İzlemeye devam edin. Arkadaşlar bu normal bizim Gujine sobamız, fırınlı. Gördüğünüz gibi bunda ekmek ısıtıyoruz. Ekmek yapışmasın diye. Hani buzdolabından çıkarınca buzlu oluyor ya, o zaman yapışma ihtimal oluyor. Bu Gujine soba ama şeyli değil, kapaklı değil bu. Bu direkt kovalı arkadaşlar. Şu an soğumuş zaten. Biraz yanmıştı. Kömür vardı ya, hala sönmemiş. Şunları geri alalım. Sobamızın kovasını çıkaralım. Belki öncekilerden bilir. Aparatımız bu. Şöyle biraz kaldıralım şunu. Güğümümüz 7-24. Sıcak suyumuz hazır arkadaşlar. Şu an bakayım mı? Oo, hala da ılık yani. Aşağı gideceğiz. Odun getirmeye. Şöyle çıkaralım. Şuraya koyalım da kapıyı açalım. Kapıyı açalım. Ondan sonra elimize tekrar alalım. Kapımızın kilidi bu arkadaşlar. Biraz zor kapanıyor. İdare edeceğiz. Şimdi dökelim. Tombul fındık da bize hazır kıta bekliyor. Kızım. Gel. Akşam ona da yemek vereceğim. Biz yemeklerimizi yedikten sonra geriye kalanları da fındığımızla paylaşırız. Gel buraya. Fındık. Fındık, 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 fındık. Yerim seni kızım ben. Yerim seni, gel. Arkadaşlar, kovanın içindekileri buraya döküyorum. Burası eskiden bizim malların ahbunuydu. Tezeydi. Başka. Pisliğiydi. Her şeydi yani. Buraya döküyorum. Biraz. Köy yerinde sorun olmuyordu arkadaşlar. Biraz kaldırıp atarmış gibi oldum ama. Kaç kızım. Kaç. Sıcaktır bak. Yakmasın seni. Şu ızgarası. Izgarasını temizleyelim ki alttan havayı güzel alsın. Kömürü zor yanar yoksa. Bunu da koyduktan sonra sıcak arkadaşlar dokunamayacağım şimdi. Mecbur ayarlayacağım. Oturdu. Şimdi odunlarımızı nasıl bir şekilde düzenledim, onu da göstereceğim arkadaşlar size. Önce yakmak için küçük ince odunlar da topladık sağdan soldan. Annemle, eşimle beraber. Sonra orta boyutta bir odunlarımız var. Bir de büyük kalın odunlarımız var. Şu şekilde göstereyim size. Bu çuvaldakilerin hepsi arkadaşlar böyle ince odunlar. Buradakiler de ince odun, bunlar da ince odun. Bu orta şekilde ayarladığım odunlar. Bir de şimdi ilk bunlardan koyacağız. Ondan sonra gideceğiz kalın odunlarımızdan koyacağız. Şu şekilde. Bunlar ateşlemek için.
İnce odun nereden var lan? Allah şükür odunsuz geçirmeyeceğim herhalde arkadaşlar bu kışı. İnşallah kömürüm de gelirse, ya inşallah kömürüm çıkar ya. Yani kömür çıkmazsa arkadaşlar biraz zorlanacağım gibi mi geliyor ama inşallah kömür çıkar yani. Biraz daha alalım şunlardan. Ya da bunlar çok şeymiş ya. Büyük. Şimdi kamera elimdeyken kıramıyorum. Şurada annem hepsini kırıp kırıp hazırlamış. Allah razı olsun. Biraz daha alalım. Fındık. Fındık. Göbüşün şişmiş. Yemeğini yemişsin. Aferin. Şimdi tamam. Onu koyduk arkadaşlar. Biraz da şu incelerden koyuyorum. Şimdi akşam şeyle de alıyoruz. Yani sürekli gelip buradan doldurmuyoruz arkadaşlar. Hani geçen gün videomu izleyenler görmüştü zaten. Oradan leğene de dolduruyoruz. Sabaha kadar yakıyoruz. Sabah da kahvaltı yaparken de yakıyoruz sobayı. Çok güzel oluyor. Şimdi bu kadar. Şöyle hazırladık. Ondan sonra son olarak da arkadaşlar şurada bir kartonumuz var. Annem buradan karton getirmiş bakkaldan. Yani tamamıyla çakmağa bırakıyoruz her şeyi. Şöyle onu da şöyle şuraya sıkıştıralım. Biraz daha alalım. Biraz daha havalar soğuyunca arkadaşlar bunlardan bir çuval alacağım. Bunlardan da bir çuval yapacağım. Balkona koyacağım veya o boş odamız çok zaten. Boş odaya koyacağım. Çok kar yağdığı zaman falan gel kızım. Sürekli buraya inip çıkmayalım diye. Bir hafta yetecek kadar evin içine odun istiflemeyi düşünüyorum. Bence çok güzel olur. Şimdi gelelim diğer odun türümüze. Buradan da iki parça odun alalım arkadaşlar. Dediğim gibi bunları da kestik baltayla. Allah'a şükür odunumuz çok diye düşünüyorum. Burası da var. Daha bunlar da kesilecek, parçalanacak. Bunlar da aynı şekilde, bunlar da aynı şekilde. Allah'a şükürler olsun. Daha ne olacak? Buradan da iki parça alalım arkadaşlar. Şuraya sıkıştırabilirsek sıkıştıralım. İncelerinden. Şöyle. Bu şeymiş de. Mesela şunu alalım. Çok büyükmüş ya. Bazılarını arkadaşlar çok büyük kesmişim. Sığdıramıyorum yani, şu an odun seçiyorum resmen. Mesela şu olabilir arkadaşlar. Hatta bu bir tane bundan koysak. Evet. Bir tane de incesinden bulalım. Şu da yeterli herhalde arkadaşlar ya. Evet, kovamızı doldurmuş bulunuyoruz. Biraz zorluyoruz. Sığsın. Heh. Tamam. Kova işimiz tamam arkadaşlar. Şunu da tutturabilirsek. Tutmuyor. Yetişmedi arkadaşlar. Vallahi yetişmedi. Şundan mı kaynaklandı acaba? Neden öyle yap? Ha, şundan. Şu değiyormuş. Tamam. Kovamız hazır. Kova işi hazır arkadaşlar. Kapımızı kapatalım. Evimize doğru yol alalım. Ateşimizi de yakalım. Eve geldik arkadaşlar. Kovamızı koyalım. Şu deliğinin şuraya denk gelmesi lazım ki hava alması lazım. Onu şuradan şöyle ayarlayayım ben. Heh, şöyle oturdu. Tamam, güzel oldu.
Bunu koyalım. Maşamızın yan. Maşamızı şuraya koyalım da. Görüntü kirliliği olmasın. Deliğimize bakalım. Aman uymuş. Kapatalım arkadaşlar. İnşallah tek seferde yakarız arkadaşlar. Şöyle ben biraz kartonla yakmaya çalışayım. Size çekeyim ben onu da. Şöyle güzel bir şekilde çekmeye çalıştım arkadaşlar. İnşallah zevkli olur böyle izlemesi. Ateşimizi yakalım. Isınalım. Akşamları soğuk oluyor arkadaşlar gerçekten. Onun için şimdiden yakmaya başlayayım ki eşim gelene kadar en azından ısıtsın. Şu an ev gerçekten soğuk arkadaşlar. Hatta montta duruyorum. Yani harbiden soğuk yani. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Çakmağımızı alalım. Az bir şey bir kartonumuz varsa kartonu İnşallah tek seferde yakarım. Bazen hemen hızlı yanıyor, bazen de uğraştırıyor yani. Bugün eşim sabah çok uğraştı. İnce odun yok dedi. O yüzden dedi uğraştım dedi. Aslında var ya, şöyle bir litre bir mazot alacaksın. Kullanacaksın. Böyle hemen söyleyeyim. Biraz şey bunlar. Şu bunlar nemli arkadaşlar biraz ya. Aslında bunları da içeri almam lazım biliyor musunuz? Normalsin hemen sönüyor. Bunu sönmemesi lazım. Yani karton sonucu. Bu nişastalığa yapıştırıyor. Ben bunun fabrikasında da çalıştım arkadaşlar. Bunun karton fabrikasında da çalıştım. Bakın makinelerin bakımlarını yapıyordum ben. Nişasta var bunun içinde. Yapıştırma için nişasta kullanıyorlar. Bunun hemen yanması lazım. Bakın hemen sönüyor. Herhalde uyuş oldu arkadaşlar diye düşünüyorum. İnşallah. Şuraya da atalım belki yanar. Bismillah. Evet arkadaşlar. Sobamız yanıyor inşallah. Hatta biraz daha karton atacağım. Garantiye bağlayalım bu işi. Yanmış yanmış yanmış. Isınmamızı bu şekilde karşılıyoruz arkadaşlar. Kömürümüz de var da şu an bir torba kömürümüz var. Onu da yengem vermişti. Kömür de atıyoruz tabii ilaveten. Ama yatarken atmıyoruz. Kömürümüzü de şu şekilde beyaz kovanın içine koyuyorum. Sobamız bu. Isınma şeklimiz bu şekilde. Gayet sıcak oluyor arkadaşlar. Gerçekten yani. Bazen bir yanıyor. Yani duramıyoruz bile. O şekilde söyleyeyim. Bu bizim için de çok iyi tabii. Yani tabii köyde işte sobayla ısınıyorduk. Sobayla ısınmanın tadı ayrı bir şey tabii. Onun için ısınmamızı böyle karşılıyoruz arkadaşlar. Eşim gelsin. Yemek yiyelim onunla da. Hem birazcık da sohbet edelim arkadaşlar. Bugün size köyde nasıl ısıttığımızı gösterdim. İnşallah severek izlersiniz.
Yemekte görüşürüz arkadaşlar. Eşim biraz geç gelecekmiş arkadaşlar. Onun için iş başa düştü. Dedi ki bir bardak, bir su bardağı pirinç al. Tabii. Herhalde o kadar da yeteneksiz değildir arkadaşlar ya. Yapamayacak. Durun. Şurasını çok yutmuşlar. Bakalım. İşlerimize koyalım. Sonra sıcak ılık su dedi. Ilık su, evet. Islayacağım arkadaşlar. O gelene kadar ıslansın dedi. Geldiği zaman da pilav yapacak. Onu da çekerim. Yemeğimiz de var. Soframızda da kısa bir muhabbet. İşten geldikten sonra da neler yapıyoruz? Bu videomuzda da onu görmüş olduk. Çok atmadım değil mi ya? Bence çok atmadım. İnşallah yanlış bir şey yapmıyordum. Çok mu sıcak koydum ya? Yok, alıp bence iyi. Tamam. Bu böyle bir kısım. Eşim geldikten sonra yapmaya başlayacak arkadaşlar. Ben sofraya falan şey yaptım da pilav da yapacağım dedi. Daha iyi olur. Sobamıza biraz odun attım. Burada pişir inşallah. Şu sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar, eşim geldi. Pilavı yapmış. Ben orada YouTube'da geziniyordum. Baktım eşim pilavı o ara bitirmiş, çekemedim arkadaşlar. Olsun. Normal sıradan bir pilav yaptı zaten. Soframız hazır. Yemeğimizi yiyeceğiz. Gelin hep beraber yiyelim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Bugünkü akşamki yemeğimiz bu. Neyimiz var hayatım? Bu ne? Yoğurt. Yoğurt. Bunu annem mi yaptı yoksa? Annem. Annemin yaptığı yoğurtmuş. O zaman çok güzel olmuştu. Şurada lahana turşumuz var. Bu Şu dal kuşu dediğimiz de şu ha işte. evet. Bana arkadaşlar belki onu merak edenler olursa. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama bu Annem bir sürü yapmış. evet. Şeker pancarı var ya. Onun dallarının, yapraklarının damarları mı oluyor? Bu damarı diyelim ya. Dalı dalı. Dalı yani. Dalından yapılır. Çok da güzel tadı vardır ha. Gerçekten. Belki bilen bilir ama benim hoşuma gidiyor. Kavrulmamış hali yalnız. Ama güzel olmuş ha. Sanki birazdan beklemesi lazım Sirkeli biraz daha şey koyması gerekiyormuş. bunu. Sade olmuş gibi bir tuhaf tadı var bunun. Bir şey üstüne koymuş. Ama güzel tadı var ya. Bu da katmerimizden geriye kalan ufak bir parça. Ekmekleri değerlendiriyoruz. Yarısını fındık tombul yiyor. Yarısını da eşimle biz yiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Susadım. Allah içerisi sıcak oldu. Sobamız dediğim gibi arkadaşlar gayet güzel ısıtıyor. Köyde bu şekilde ısıtıyoruz. Bence çok güzel. Sizlerin de sormak istediği bir şeyler varsa arkadaşlar ne bileyim yani kafanıza takılan istediğiniz bir şeyler varsa söyleyebilirsiniz.
Biz de ona göre yorumların hepsini okuyorum zaten arkadaşlar. Kimse yorumumu okumuyor zannetmesin. Hepsini okuyorum. Cevap verebildiklerimi de verebiliyorum ama veremediklerimi de okuyorum bazen kalp atıyorum. Biz yemeğimizi yiyelim. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Çekmemiz istediğiniz bir şeyler varsa onları da çekebiliriz yani içerik olarak fikir de verebilirsiniz bizlere. Yani köyde ne görmek istiyorsanız söyleyin onları çekmeye de hazırız yani. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu videonun sonuna da geldik. Allah'a emanetsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha çok fazla kişiye ulaşmak istiyorum artık. Lütfen kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.